Merhaba Kanal Hayat dostları. Pastör arkadaşım Ahmet Güvener'le birlikte yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. İnanıyoruz ve biliyoruz ki programımız sizlerin yüreklerine dokunacak, seveceksiniz. Görüşlerinizi her zaman bize yazabilirsiniz. Programımızla, bu yeni programımızla ilgili görüş ve önerilerinizi bizlere duyurabilirsiniz. Programımızda öncekilerden farklı olarak bir video ile başlayacağız ve halkın görüşlerini sizlerle buluşturacağız. Şimdi o videoyu birlikte izleyelim ve ondan sonra videonun konuştuğu gavur olmak konusu üzerine sizlerle paylaşacaklarımız var. Önce videoyu izleyelim ama. Gavur hani kişinin dinine göre değişir. Herkes kendi dininde, yani nasıl diyeyim, şöyle bir tabir var. Kendi dininin dışındakilere hani gavur diye adlandırılıyor. O zaman herkes gavur olur bana göre. Çünkü herkes farklı bir dine göre gavurdur. Gavur işte geçmişte bize dayatılan, bizi dinden soğutan, hatta bizi, ne bileyim, bazı insanlar dini kendi çıkarları için de kullanmıştır. Gavur mesela, o da bir insan türüdür. Günümüze baktığımız zaman bir mesela Kur'an'daki yer alan yerde, ne bileyim, 3 tane 4 tane gavru öldüren cennete gidiyor. Peki çoğu insan da bunu biliyordur. Biz bundan dolayı Kürtler, ne bileyim Türkler, Çerkezler, hepimiz zaten onlara katlettik buralarda. Buralarda sürgün ettik onları. Gavur kelimesi de hoş olmayan bir kelime, bilmiyorum artık. Hoş olmayan bir kelime. Gavur yani farklı dinlerden olan kişi. Yani İslam'ı dışında. Onu söyleniyorlar. Tamam. Ben bu sistem ne derece doğru olup olmadığını bilemiyorum. Gavur dendiğinde mesela hani Müslüman olmayan adam kafirdir. Hani Müslüman değil. Müslüman olmanız zaten Müslüman olman bizden değildir. Şeyle hareket ediyorlar eskiden. Çocukken de bizde öyleydi. Yani Müslüman değilse bu bizden değildir. Hani gavurdan anladığım o yani. Gavur. Yani halk dilinde Müslüman olmayanlara denildiğini biliyorum. Kaba bir şekilde. Gavur deyince aklımıza Müslüman olmayan gelirdi. Tabii çok sonraları bunun yanlış olduğunu öğrendik. Ama şimdi dediğiniz gibi etnik kimlikte mesela bizim bu topraklarda din artık böyle bir adet haline gelmiş bulunuyor. Dini şeyden kastımız mesela bize mesela namaz kıl, oruç tut veya şunu yap bunu yap dememeleriydi. İçki içmeden denirdi. Yani namaz kıl denmezdi küçükken bize. İçki içme derlerdi. Hırsızlık yapma derlerdi. Çocuk aklı işte. Bir bakkaldan sakız öyle el altından aldığımız zaman, çaldığımız zaman mesela sen gavur musun derlerdi. Aslında bunun dediğiniz gibi gavurlukla şeyle alakası yok. Yani bizde gavurdan yani öğrendiğimiz, geçmişten gelen, günümüze gelen öğrendiğimiz Müslüman olmayandı. Hristiyan veya Ermeni, ne bileyim Yahudi değildi. O şekilde bize öğretildi. Tabii. Şu anda hani tabii bir şeyleri araştırdık, okuduk, gördük. Yanlış olduğunu öğrendik yani şimdi. Vallahi gavur kimlerdir? Müslümanların deyişiyle Hristiyanlar, Museviler dinsiz olanlardır. Ama benim görüşüme göre kesinlikle yani gavur diye bir şey yoktur. Ben kendim zaten ateistim. O konuda sıkıntı yok. Yani ben gavurun bir şey olduğunu inanmıyorum. Gavur diye bir şey yok. Yani öyle bir tabir yok. Gavur, Allah'a inanmayan kimselere deniliyor. Fakat onları da azarlamamak lazım. Yani gavur olumsuz bir tanımdır. Ben kabul etmiyorum. Bir de kimlere nasıl hitap edeceğimizi kişilerin özgür beyanıyla esas alıp öyle değerlendirmemiz gerekiyor. Gavur Hristiyanlar için kullanılıyor fakat kabul ettiğim bir tanım değildir. Gavur bizim anladığımız manada dinsiz anlamda, yani Allah'ı tanımayan, bana göre öyle. Halkımıza göre gavur kelimesinin anlamı Allah ile bir inancı olmayan, bir tanrı ile inancı bir ilişkisi olmayan kişi için kullanılır. Ve genellikle Hristiyanlara ya da Yahudilere söylenen bir kelimedir halk arasında. Fakat biz Mesih inanlılarına ya da halkın bildiği ismiyle Hristiyanlara göre, tabii ki bizlerin bir tanrı inancı var. Tabii ki bizler tek bir Allah'a inanıyoruz. Ve onların anladığı anlamda bir gavur değiliz. Bizler Tanrı ile bir ilişki yaşıyoruz.
eğer bu insanların gözünde gavur olmaksa tabii o zaman kim inançlı kalabilir geriye? Gavur kelimesi aslında bilinçli olarak halkın bir başka halkı ötekileştirmek, onu olumsuz tanıtmak ve onu aşağılamak için kullanılan bir deyimdir. Gavur deyince aslında bizim ülkemizde, özellikle Türkiye'de %100 Hristiyanlar, yani gayrimüslimler için kullanılan bir kelimedir. Bu aşağılayıcı ve anlam itibariyle aslında dinsiz, kafir, küfürbaz olan, dinden sapmış kişi, gerçek dini kabul etmeyen düşüncesiyle söylenen bir sözdür. Ama asıl amacı aşağılayıcı, ötekileştirici demektir. Gavur sözcüğü de bu ülkemizde yanlış anlaşılıyor. Özellikle Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde gavur sözcüğü için dinsiz, imansız, küfreden Hristiyan diye söyleniyor. Ve ben bir gün Dil Tarih Kurumu'nun başkanıyla görüştüm. Dedim ne yazık ki, ayıp değil mi bunu söylemeniz? Fakat gavur sözcüğü aslında her ülkede, örneğin Yahudiler, milletler, kendilerinden olmayan insanlar için goyim, yani milletler, uluslar diyorlardı. Yunanlar da kendilerinden olmayan insanlara barbar diyor. Yani uygar olmayan insanlara barbar diyor. Şimdi Türkiye'de de gavur sözcüğü Müslüman olmayan, Türk olmayan kişilerine söylenen söz, aslında anlam yüklediler. Bunun birinci derecede yüzeysel olarak anlamı kötü değil. Gavursun, yani Türk değilsin, Müslüman değilsin. Oysa bunun derinliğine gidildiği zaman gavur sözcüğü küfreden, yani Tanrı'yı kabul etmeyen, Tanrı'ya şirk koşan, eş koşan anlamlarında yüklenmiştir. Yani şimdi gavur kelimesi aslında Hristiyanlarla ilgili olarak söyledikleri bir şey. Kendi dinlerinden olmayan, yabancı olarak gördükleri, belki korktukları, belki düşman olarak gördükleri kişilere verdikleri aslında bir lakap. Tabii çok üzücü bir lakap. Çünkü ben mesela bu ülkede Hristiyan bir Türk olarak, burası benim vatanım, bu benim halkım, bu benim milletim, seviyorum bu insanları, ben onların bir parçasıyım. Ama bu şekilde gavur lakabını hiç hak etmediğimi düşünüyorum. Çok üzücü bir lakab. Aslında biz Hristiyanlar olarak ya da İsa Mesih'e inananlar olarak ve bu ülkenin bir vatandaşı olarak gavur sözcüğünü hak etmedik. Benim atalarım 4500 yıldır bu topraklarda, Anadolu'da yaşayan insanlardır. Ben de gözlerimi açtım Anadolu'da, Anadolu topraklarında, Türk okullarında okudum, askerliğimi yaptım ve Türkiye'de görev alan bir insan olarak bu ülkenin birinci derecede ve önemli bir vatandaşı olarak kendimi kabul ediyorum. Bana gavur sözcüğü denildiği zaman bir hakaret olarak algılıyorum. Hak etmedik bu sözcüğü. Yanlış kullanılma var. Ön yargılar var. Bu ön yargılar yıkılmadıkça İnsanlar Hristiyanları kabul edemez. Hristiyanlar her ne kadar güzel şeyler de saygılı olsalar bile gavur sözcüğünden kurtulamazlar. Ve tarih boyunca Osmanlılar döneminde ve Türkiye döneminde her zaman Hristiyanlara kişisel olarak Hristiyanlara güven duymuşlardır. Ama toplum olarak dışlanmışlardır. Sevdiniz umarım görüşleri. Halkımıza sorduk ve onlar böyle düşünüyorlar. Ve bunlar genel olarak gerçekten toplumumuza yansıyan fikirler ve görüşler. Bakalım şimdi biz kendi aramızda bu konu üzerinde konuşacağız. Evet Ahmet abi, ilginç şeylere tanık olduk. Yani gördüğüm kadarıyla herkes dürüst bir şekilde her şeyden önce fikir ve görüşlerini belirttiler. Korku yoktu ben izlediğim zaman videolar. İşlerimizi dinlediğim zaman yanlışlar ve doğrular bence iyi bir şekilde dile getirilmişti. Evet. Ne diyebiliriz sence bu videonun bizlere söylediği, bu görüntülerin bizlere söylediği şeylerle ilgili olarak? Tabii ki şimdi sokağın nabzını alırken bazı insanların da kesinlikle kameraların önüne çıkmak istemediklerini veyahut hangi program yapılıyor dediklerinde, hangi kanalda çıkacak falan, hangi kanalda, o zaman suskun kaldıklarını da görüyoruz. Toplum aslında gerçekten bu konuda biraz daha aydınlanmıştır. Yani geçmişte her bir sözün insanları ne kadar kısırlaştırdığını, ne kadar kirlettiğini insanlar biliyor. Şimdi televizyondur, internettir, insanların acı çektiğini gösteren gazetelerdir,
işte insanların isyanıdır. Bu sadece tabii ki bu gavur kelimesi Hristiyanlar için olumsuz bir şekilde algılanmıyor. Bunu farklı insanlar farklı şekilde de acılarını dile getiriyor. Aleviler de farklı acılar yaşıyorlar. Tamam gavur denmiyor. Ama Hristiyanlar bu ülkede gerçekten çok acı çekiyor. Yani gavur. Mesela ben çok ilginç bir hikaye anlatmak istiyorum. Bizim kilise sur içerisinde. Kiliseden balıkçılar başına gittim. Biraz alışveriş yapmak için. O yandan dönerken yaz mevsimiydi. İşte bu fındık toplama zamanı. Demek ki adamlar evlerini kapatmışlar. Pencerelerin de kırılmaması için karton böyle bırakmışlar ki çocuklar taş atmasınlar. Adam gidiyorlar işte mevsimlik olarak 2 ay 3 ay fındık tarlalarında Karadeniz'e çalışıyorlar. Çocuklar muz iplik çocuktur yani işte 8-10 yaşındaki çocuklar demek ki oraya biraz kağıt koymuşlar. Kartonu da görünce ateşe veriyorlar. İşte orada yaşlı bir amca sakallı işte hakaret ediyor. Tabii ki hemen su döktüler. Ben de böyle bir şey olunca biz de yardım etmeye çalışıyoruz. Sonra dayının ağzından çıkan söz, orada 18-20 çocuk var. Çok korkuttu beni. Yani dedi sizin yaptığınızı gavur yapmaz, Ermeni yapmaz, Hristiyan yapmaz. Ben bir şey demedim. Sonra giderken tekrar o kelimeyi söyledi. Döndüm. Dedim dayı bak beraber söndürdük bu ateşi. Evet. Dedim ben bu ateşi yakmadım. Ben de biliyorum yakmadın. Ama sen diyorsun ki bak sizin yaptığınızı Ermeni yapmaz, Hristiyan yapmaz, gavur yapmaz. Şimdi bak ben Hristiyanım. Ya şimdi ya kusura bakma ben öyle söylemedim. Ya şimdi yani sen öyle söylemedin diye bir şey yok. 18-20 tane burada çocuk var. Yaşları 8 ile 13 arasındaki çocuklar. Ne diyor? Ha demek ki evlerimizi yakabilecek insanlar gavurlar, Ermeniler, Hristiyanlar. Sen böyle bir mesaj veriyorsun o insanlara. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra bence bu çok güzel bir konu. Bu konuda konuşmaya devam edelim. Evet sevgili izleyicilerimiz bu önemli konuyla ilgili şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra konuşmamız devam edecek. Tekrar birlikteyiz Ahmet abi. Şimdi bu konu senin anlattığın örnek çok güzel bir örnek. Ben de büyürken bunlara benzer şeyler yaşadım. Hatta mesela biz çocukken bile topa vururken mesela sert vurmuşsak birbirimize dedik ne vuruyorsun böyle ya gavur vurmaz öyle topa derdik. Ya da kardeşler birbirleriyle kavga ettiği zaman mesela anne babalar işte ne gavur gibi vuruyorsun oğlum hiç merhamet yok sende gibi anlamında söylüyorlardı. Yani sertlik, merhameti olmayan anlamında söylüyorlardı. Bunu. Olumsuz kelime kullanıyordu. Bir şeyi kaldıramazsın mesela der ya gavur leşi gibi kalkmıyor diyorsun. Biz de buna alınganlık göstermediğimizden bu konuyu konuşmuyoruz aslında. Hani biz alınıyoruz da hani yaramız var da gocunuyoruz da o yüzden şimdi konuşuyoruz anlamında değil. Ama bunu düzeltmek, bunu toplumsal olarak düzeltmemiz gerektiği için ve bu kirli kelimelerden de nasıl yanlış demokrasi paketleri açıyoruz, işte yanlışlarımızı düzeltmeye çalışıyoruz, yasadaki yanlışlarımızı, eğitimdeki yanlışlarımızı, toplum hayatındaki yanlışları toparlamaya, düzeltmeye çalışıyoruz ya, bunda da dildeki bu yanlışları da insanları birbirlerinden ayrıştıran arkadaşlar öyle söylediler. İşte bunlar ön yargı taşıyor, ötekileştiriyor, reddediyor, toplumu bölüyor. İşte bu şeyleri de artık günlük dilimizin içerisinden de tamamen çıkartmamız lazım. Ama bu sözün gücü Tanrı'nın gerçekten lanetlediği de bir şeydir. Yani tamam biz düzeltmeye çalışıyoruz. Şimdi öldürmek gibidir. Yani resmen yani bir halkı sen itiyorsun ve reddediyorsun. Bu bilinçli bir şekilde aslında bir yöne yapılıyor. Yani Tanrı'nın söylediği söze karşı gelmek aslında bu bir isyandır. Şimdi ben birkaç ayet okumak istiyorum. Allah'ın sözü diyor atalarımıza adam öldürmeyeceksin. Öldüren yargılanmayı
yargılanacaktır dediğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse yüksek kurulda yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse cehennem ateşini hak edecektir. Yani ahmak kelimesi, düşün. Allah'ın gözünde ahmak kelimesi. Sen mesela düşün, ben bir çocuğa ahmaksın dediğim zaman onun geleceğini elinden alıyorum. O çocuk buna inanıyor. Şimdi biz gavur olduğumuza inanmıyoruz ama kim inanıyor? Onu söyleyen insan inanıyor. Yani şimdi sen bir kıvılcımla galyana getirebilirsin böyle bir kirli düşüncenin, kirli yüreğin olduğu toplumda. İşte bunlar gavurdur dediğinde sen galyana getirip gerçekten onları öldürtürebilirsin. Beni sevindiren bir şey vardı o izlediğimiz toplumun görüşleri, sokaktan görüşler üzerinde konuşursak biraz. Mesela herkes gavurun ne anlama geldiğini biliyordu aşağı yukarı. Ve arasında gençler de vardı. Mesela ne bileyim 20'sinde 21'inde görünen kardeşlerimiz vardı. Onlar da bu kelimenin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlardı. Demek ki yani bu sadece belirli bir yaşın üzerindeki insanların deneyim ettiği bir sözcük, kötü bir sözcük değil. Hala toplumun içerisinde kendini gösteren bir sözcük. Bilmiyorum mesela İstanbul'da sokakta bunu çok fazla duymuyorum ben. Ama eminim sen Diyarbakır'da, Doğu'da, Anadolu'da bu sözcükler çok daha güçlü bir şekilde ifade ediliyordur, kullanılıyordur. Oraya baktığım zaman mesela anlam olarak şöyle şeyler söyledikleri net. Mesela diyor ki bazıları dedi ki farklı dinden kimseler için kullanılırdı bu sözcük diyorlar. Kullanılıyordu diyor. Müslüman olmayan kimseler için kullanılıyordu diyor. Ama sonra orada bir Behnan abimiz vardı, pastör arkadaşımız. Mesela o çok açık bir şekilde Türk Dil Kurumu'ndan bahsetti, sözlükten bahsetti. Evet. O sözlükte Hristiyanlar için kullanılan bir hem sözcük. Hem de nasıl diyor. Hırsız, basit gibi. Bak. Artı Hristiyan olan kimse tabii. Anlamında. Ama kurum nedir? Kurum halk dili değildir. Kurum devletin kurumudur. İşte. Yani aslında düşünün, yani devlet bir yönden bunu çözecektir. Bir anne, bir baba kendi çocuklarına eşit davranmazsa sadece kendisinin yapmış olduğu o itme orada kalmıyor. Kardeşler birbirine düşman oluyor. Mesela düşün, ben mesela çok rahatsız oluyorum. Yani şimdi düşün, yıllardır mesela şu anda Kürt kimliği kullanmıyordu. Şimdi Kürt kimliği kullanmaya daha başladı rahatlar, ama rahatladılar. Ama dikkat edin, şimdi Laz, Çerkez, Kürt, Türk, Abaza deniyor. Ama yıllardır 4000-5000 yıllık Süryanilerin ismi zikredilmiyor. Ermenilerin ismi zikredilmiyor. İşte bu devlet bir babadır. Hükümetin önderi bir babadır. Halk ona gerçekten önem veriyor. Onun söylemi halka barış da getirebilir, kin nefret de getirebilir. Yani onun söyleniyor için... gibi, yani ben söylendiğini de rastlıyorum ama sanki şey gibi daha çok, yani öyle hani böyle bir şeye amaç edin, bir şeye hedeflenecekse, bir şey için kullanılacaksa o zaman söz ediliyor. Ama kardeşlikten bahsedilmiyor. Hayır evet. Demiyor. Yani Ermeni, Süryani, Kürt, Türk, Laz, Çerkez kardeştir demiyor. Bu söylendiği zaman halka gerçekten indirilmeyecek. Artık kalmadığımız için evet. O kadar. Dediğin gibi azınlıkta olduğumuz için. Yani o artık azınlık bile sayılmayacak bir noktada olduğumuz için şu anda evet. Ülkede %1'in altındayız yani sayı olarak düşündüğümüzde. Evet. Belki o yüzden insanların aklına gelmiyordur ama bu senin kullandığın bir kelime var. Kadim. Yani bu bölgenin, bu toprakların halkı evet. Yani aslında keşke ilk önce onların adı sayılsa, diğerleri de ondan sonra gelse, sadece saygıdan dolayı böyle bir şey yapılsa. Ama gördüğümüz, senin söylediğin şey çok önemli. Ben not aldım orada arkadaşlar konuşurlarken. Bir şey fark ettim, kafir sözcüğüyle karıştırıldı gavur. Kafirle gavur aynı şey değil. Gavur başka dinden olan insanlara söyleniyor. Özellikle Hristiyanlar için söylenen bir kelime. Ama kafir dediğimiz zaman Tanrı inancı olmayan, hatta Tanrı'ya düşman insanlar için kullanılan bir şey. Yani Hristiyanlara kafir denmiyor aslında. Hristiyanlara gavur deniyor ama kafir Tanrı inancı olmayan insanlara söylenen bir kelime. Bu anlamda da belki en azından beraberce öğrendiğimiz bir şey oldu. Ve şunu fark ettim, dediğim gibi herkes ne demek olduğunu biliyor ve senin söylediğin gibi hırsızlıkla, ahlaksızlıkla ilişkilendirmiş. Yani toplum gavur kelimesi geçtiği zaman işte bu hırsızdır, bu ahlaksızdır.
işte bu alkoliktir, ne kadar aklımıza ne kadar kötü şey varsa onlarla ilişkilendiriyor, böyle kullanıyor. Öyle öğrendiklerini ifade ettiler birkaç kişi, ben öyle gördüm. Dediler ki biz atalarımızdan, dedelerimizden öyle öğrendik, bize öyle söylendi. Evet. O zaman demek ki bu gerçekten bunun düzeltilmesi için daha ciddi bir politika üretmek lazım. Kesinlikle, yani şimdi öyle güçlüdür ki sözün gücü çok kudretlidir. Yani söz, şimdi çocukluktan öğreniyorsun. Düşün, bakın bazı sanatçıların hayatına bile mal oldu. Bak düşün, çok popüler insanlar Kızılbaşlık'la ilgili televizyonda bir iki kelime söyledi. Bir bakan, düşün ya, ülkemiz seçmiştir, onu bakan atamıştır. Ve bilinci altında Aleviler veyahut farklı insanlar işte bir ışıklı gelecek için bir dakika karanlık mı? Öyle bir şey bir ara hatırlarsan elektrik kesiyordular, açıp kapatıyordular. Bir bakan çıktı, işte bunlar mum söndü yapıyorlar. Demek ki bu adama bu sonradan öğretilmemiş, çocukken öğretilmiştir. Yani bu gibi şeyler sanatçılar düşün şaka espri yapıldığında o bilinç altından kusuyorlar. Demek ki bu sözün yaraları çok keskindir, çok aşağılara iniyor. Onun için Mesih'in kendisi çok harika bir şey söylüyor. İnsanın içine giren insanı kirletmez diyor. İnsanın içinden çıkan insanı kirletir. Bu çünkü ağzından çıkan yürekten kaynaklanır. Yürekte ne var? Kin, nefret, şehvet, her türlü pislik diyor yürekten kaynaklanır. O da ağzımızdan taşar. Demek yüreğe ekilen kesinlikle eninde sonunda çıkacaktır. Yani bir etnik kimlik olsun, bir azınlık inanç olsun, çoğunluk inanç olsun. Eğer sen çocuklukta ekiyorsan bu eninde sonunda adamın hayatını kısırlaştıracaktır. Veyahut bereketli kılacaktır. Yani sen güzel şeyler ekiyorsan çocuk toplumdan etkilenebilir. Ama o güzel şeyler eninde sonunda onun hayatını süsleyecektir. Ama kötü de ekiyorsan yine bunu o yapacaktır. Bak ben çok ilginç bir yine bir hikaye anlatayım. Başıma gelen ve birkaç yerde de anlattım. Şimdi biliyorsunuz Ramazan ayında biz oruç tutmuyoruz. Orucumuz vardır, oruç tutuyoruz ama Ramazan ayında tutmuyoruz. Bazen Hristiyanlar Ramazan ayında da tutuyorlar. Ama ben muziplik olsun diye böyle bir espri olsun ve bir de adama bir şey öğretmek için davulcu geldi. Davulcu 15 gün Ramazan'dan sonra para toplar. Yani kart dağıtır, belediyenin işte tayin ettiği şeydir diye. Geldi kapıma, ondan sonra ben de muziplik olsun diye dedim ben sana para vermek istemiyorum. Dedi niye vermiyorsun? Dedim ben oruç tutmuyorum, ben Hristiyanım. Abi estağfurullah ya sen ne diyorsun diyor. Ya sen, dedim gerçekten ben Hristiyanım. Ya abi sen kendini gavur etme, para da verme ya diyor. Ya diyorum ciddi söylüyorum canım benim. Ya abi para vermemek için kendini kafir ediyorsun, gavur ediyorsun ya, ben senden para da almıyorum. Çıkardım kimliğimi. Ama samimi adammış, iyi niyetli. Evet, çıkardım kimliğimi, dedim al. Kimliğin arkasını okuyor. Adamın okuma yazması da çok az. Diyor ki Hristiyan. Sonra kıpkırmızı. Abi sorun değil ya, biz kardeşiz ya. Bak ama bilinç altında ne var? Kardeşlik yoktu. Sonradan utandığından o kardeşlik çıktı. Onun için yani ben bir Hristiyanım ama biz kardeşiz. Ben Yezidi ile kardeşim, ben Alevi ile, ben Müslümanla, ben Müsevi ile. Ben herkesle kardeşim. Yani ben babamı saysam Mehmet, dedemin ismi Ahmet, Mustafa sayıyor ta Adem'e dayanıyor. Bir Müslüman da öyle, bir Müsevi de öyle. Biz kardeşiz ama farklı inanabiliriz. Biz çocuklarımıza biz bunu öğretmemiz gerekiyor. Komşumuz Hristiyandır ama o bizim kardeşimiz, o farklı inanabilir. Ama biz onu sevmek zorundayız veya o kardeşimiz işte komşumuzdur ve o Müsevidir. Ama ne oluyor? Biz kesinlikle aman ha yedikleri yenmez, kestikleri yedikleri veya o kestikleri yenmez diye öğretiyoruz. Böyle bir şey olamaz. O zaman ne oluyor? Nefret, kin oluşuyor ve bu gençler düşün çok duyarlı. Bunlar bazı şeyleri aşmış. İnançlı olan olabilir. Evet. Mesela inanmıyor. Bakın bir ateiste bile siz kafir diyemezsiniz. Kafir yani çok ağır bir şeydir. Adam inanmıyor. Adamın da inancı nedir ve inanmıyorum. Seçimleri yüzünden insanlar. Tabii ki. Hiçbir zaman biz kafir veyahut gavur veyahut o farklıdır. Tam farklıdır ama o benim kardeşimdir. Yani bu yönden Allah'ın kendisi düşünün. İnananın da üzerine, inanmayanın da üzerine yağmurunu yağdırıyor. Yani diyor mu? Hristiyanların üzerine yağdırmayacağım, Müslümanların üzerine yağdıracağım veya Müslümanlarkine yağdırmayacağım, sadece Müsevilere yağdıracağım. Diyor mu? Hayır. O zaman benim yargılama hakkım olamaz. Onun için diyor, hükmetmeyin ki hükmetmeyesiniz. Bakın, çok güzel bir şey her zaman
Bizim Diyarbakır'da minibüslerin arkasında çok güzel bir şey yazarlar ama hiç kimse de onu uygulamaz. Hüküm Allah'ındır. Ya hüküm Allah'ınsa sen niye beni hükmediyorsun? Bazıları o hükmü gördüklerine inanıyorlar. İşte hüküm Allah'ındır diyor ama bu Yezidi'dir, bu Alevi'dir, bu Sunni'dir, bu işte Hristiyan'dır veyahut bu Müsevi'dir. Böyle bir şey onlar hükümdür. Onlar gavur, bizler. Tabii. Bizler öyle. Yani demek istediğim hüküm Allah'ınsa bırakın Allah hükmetsin. O zaman bence kapatmadan önce sen bu konuda dua et. Evet. Bundan sonra dua ile birlikte kapatalım çünkü zamanımız çok azaldı. Evet. Gitmek üzere. Ya Rab, Allah'ımız sana şükrediyoruz. Bizi özgür kıl. Bizim de kesinlikle ön yargılarımız olabilir. Vardır da. Ama biz toplumu seviyoruz. Biz Türk halkını, Kürt halkını, Lazını, Çerkezini, Süryanisini, Ermenisini, Abazasını seviyoruz. Onlar bizim kardeşimizdir. Bizim bir nebze de olsa onların aydınlanmasına veyahut farklı bir şekilde güzel bir düşünceyle kesinlikle derinleşmesine eğer bir vesile olduksa bizim için bir onurdur, şereftir. Rab sen ziyadesiyle onları bereketle. İsa Mesih'in ruhuyla onları ziyaret et. Onların yüreklerini bereketle ve çevrelerine gerçekten aydınlık olarak onları ilan et diye dua ediyorum Rab. Bizi temizle diye dua ediyoruz. İsa'nın görkemli ve kutsal adıyla. Amin. Amin. Evet sevgili dostlarımız, Kanal Hayat dostları, bir programın sonuna geldik. Önümüzdeki programda yine halktan seslerle ve onlar üzerine konuşmalarımızla sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye kadar Rabbimiz Mesih İsa sizi ve evinizi bol bol bereketlesin. Hoşça kalın. Hoşça kalın.